kendimize gayrimeşru amaçlar edinerek bir hayat kurmaya çalıştığımızda sonuçsuz kalırız. Kul Cenab-ı Hakk'a karşı planının ona bir başkaldırıyla yepyeni bambaşka kendi arzusuna uygun bir hayata dönmek istese de yönelmek istese de bilmeli ki o bana bunu da nasip etmez. Allah Azze ve Celle kendisine karşı kurulan planı boşa çıkarır. وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا Çünkü bütün planlar Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Buyurdu ki وَمَنْ اَعْرَضَانْ ذِكْرِي Söz gelimi Allah Azze ve Celle diyor ki benim zikrimden sırtını dönen kimse, benim zikrime karşı ardını dönen kimse, Allah Azze ve Celle'nin yani ona öğrettiği ve onu çağırdığı yaşam biçimine, Allah Azze ve Celle'nin olurlarını olmazlarını, haramlarını, helallerini gözeterek ona saygı duyduğu bir yaşam, bir hayat üzere sırat-ı mustakim. bundan sırtını dönen kimse Allah Azze ve Celle'ye dair hiçbir şey duymak istemiyor. Kendisi yeni bir yaşam tarzına yönelmiş. وَمَنْ men عَنْ ذِكْرِي <دِكْرًا> Cenab-ı Hak ona ne yapar? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً banka. Onun maişetini, yani o hayat, hayattan aldığımız tadı, lezzeti, zevki elde etmeye çalıştığımız şeyleri Cenab-ı Hak danka'ya dönüştürür, sıkıntıya dönüştürür. Normalde alması beklenen tadı, alması beklenen zevki, keyfi, kıvancı yaşayamamaya başlar. وَمَنْ اَعْرَضَهَا النِّكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً danka. Bu, biz kulların bilmediği bir açıdan gerçekleşir. Çünkü bizim varlık yapımızı biz gördüğümüz kadarıyla inceleyebiliyoruz. Ama bizim bu varlık yapımızın zevkine hoşnutluğuna, huzuruna, dair tatminine dair bir başka boyutta Allah azze ve celle bunların hepsinin ayarlarına sahip. Yüce yaratan istediği zaman o ayarları kısar. Görünürde her şey yerli yerince olduğu halde o beklenen mutluluk, o beklenen zevk yaşanmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Cenab-ı Hakk'ı almaktan uzak duran kimse, Cenab-ı Hakk'ın nimetiyle, Cenab-ı Hakk'ın bedverdiği bir bedenle mutluluğu dener, dener, dener ama her defasında boşa çıkar. Bu kendisine, bu Cenab-ı Hakk'a karşı kurduğu tuzaklara her defasında kendisi düşer. Bu yüce yaratıcının üst plandaki hakimiyetinin bir sonucudur. O yüzden dedi ki وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar Cenab-ı Hakk'ın hükmünü onun hayatına dair emrettiği olurlar olmazlar helaller haramlar bunları reddedenler hayatlarında buna yer vermek istemeyenler kendi olurlarıyla olmazlarıyla kendi doğrularıyla kendi yaşa yanlışlarıyla yaşamak isteyenler bunlara senestedricuhum biz onları istidrac edeceğiz min haythu la ya'lemun bilmedikleri bir taraftan bilmedikleri bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın planı işlemeye başlar ve onların amaçladıklarını Allah Azze ve Celle her defasında boşa çıkarır. Wa umli lahum ben onlara çok da uzun süre veririm diyor Cenab-ı Hak. Yani vazgeçsinler diye. Bir sefer amaçlar eline geçmez. Olmuyor der. Bir kısım kullar belki vazgeçer. Allah Azze ve Celle'nin istemediği bir istikamette elimize bir şey geçmiyor. Geçse de ondan mutlu olmuyoruz. Yaramıyor ben Cenab-ı Hakk'ın istediği biçimde hayatı yaşayıp hem burada mutlu olmak hem de onun vaat ettiği amaca o sonsuz beklentiye kavuşmak istiyorum diye deneyimden ibret dediğimiz sonuca gidenler olur. Bazısı ikincisinde, bazısı üçüncüsünde, bazısı dördüncüsünde yani bu bir hayat sürecinde Allah Azze ve Celle'nin adaletine, bağlı olarak herkese yaşattığı deneyimler ve bu deneyimlerden elde ettikleri o bilince bağlı olarak Cenab-ı Hak yaşatır. Ve umli ve ben zaman veririm diyor Cenab-ı Hak. Ama inne kaydi metin. Benim planım Cenab-ı Hak diyor ki sağlamdır. Yani ikiye deniyor, üçe deniyor, beşe deniyor. Ya Rabbi daha fazla buna imkan verme bak deldi delecek diye bir korku olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin planı sağlamdır. Herhangi bir tarafından delik ve gedik bulunmaz. Kul bunu çok denerse Allah Azze ve Celle'nin sistem kodlarından bir açık yakalar da oradan artık kendi planını işletebilmeye başlar gibi bir şey söz konusu değildir. Kul yeter ki ibret alsın. وَاُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي Allah'ın keydi, Cenab-ı Hakk'ın bu kulların kurmaya çalıştıkları tuzağa karşı Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu plan bu da Allah'ın onlara karşı tuzağı. Çünkü kulun başlattığı tuzak Yüce Yaradan tarafından karşı bir hamle görüyor. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar bir plan yapıyorlar. Biz de karşı planımızı yapıyoruz. Hatta Allah Azze ve Celle dedi ki قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا de ki Allah'ın mekri daha hızlı gelişir. Cenab-ı Hakk'ın karşı kuluna karşı hamlesi daha hızlı karşılık bulur. Ne olur? Kul elde etmeye çalıştığı şeye ya ulaşamaz ya ulaştığında o ulaştığı nesnel varlık ile beklediği hoşnutluğu elde edemez. Allah Azze ve Celle bilmediği bir açıdan onun şeyini kaçırmıştır. O yüzden alimlerimizden biri diyor ki öyle ellerinde çok şey gördüğün adamlara heves etme bilemezsin ki Allah onlardan nelerini almış